Merhaba arkadaşlar, bu videoda kurt kapan olarak bilinen kilidin tekniğini, çözüm tekniğini anlatmaya çalışacağız. Aslında hani toplumda belki halk arasında yani sokak kavgalarında çok yaygın olarak kullanılıyor olabilir. Zor gibi, çıkması da zor gibi olan bir teknik ama bilen bir kişi böyle bir teknikten de rahat bir şekilde kurtulabilir. Bunu nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağız. Kurt kapanı bu arkadaşlar. Koltuk altlarından giren kişi rakibin ensesinden tutuyor ve bu şekilde hatta ileriye geriye sallayarak beni götürüp kontrol etmeye çalışıyor. Burada kollarımla ona vurma ihtimalim çok düşük. Sadece ellerimi geriye doğru attığımda belki gözlerine parmak sokma ihtimaliniz var ama rakip kafasını sağa sola yasladıysa yani kendini de koruyarak yaptıysa bunu yapmanızın da imkanı yok. Burada yapabileceğiniz şey aslında şu. Yandan gösterecek olursak, birincisi eğer sizin boynunuzu ileriye doğru iterse, buna izin verirseniz bir it beni. Burada artık kurtulmak daha da zorlaşıyor. Çünkü zaten nefesim bile, hani konuşmam bile değişti. Omurgaya ciddi baskı yapıyor. O yüzden ilk başta yapmanız gereken, kafanızı böyle bile yapsa, vücudunuzu aşağıya doğru alıp kafanızı geriye doğru olabildiğince yaslamak. Yani dik bir pozisyon tutmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra bu kollarınızı sanki aşağıya doğru çok rahat bir şekilde yani uçuyormuş gibi düşünün. Aşağıya doğru rahat ve güçlü bir şekilde indirip kafayı geriye alıyorsunuz. İkisini aynı anda yaptığınızda şu şekilde ve kolları sıkıştırdığınızda rakipten çıkabilirsiniz. Zaten bundan sonra geriye bir kafa vuruşu ya da buradaki eli kilitle alma gibi teknikler uygulayabilirsiniz. Bunu biraz daha güçlü olduğunda nasıl yaparız? Yani daha da bütün gücüyle tuttuğunu düşünün. Burada artık kollarımı yukarıya bile kaldıramıyorum. O yüzden zaten gidebileceği tek yön aşağı. Kafamı geri alırken kolumu hızlı bir şekilde aşağı doğru indiriyorum. Zaten mikrofona ses geliyordur buradaki elinin kayma sesi. Yapacağınız şey arkadaşlar aslında şöyle kollarım böyle durduğunda ileriye bile olsanız geriye doğru yapıp kendinizi aslında onu kollarını koltuk aranızda kıstırmak. Çözümü çok basit. Bunu deneyerek arkadaşlarınızla ya da işte yakın bir aile bireyinizle çalışabilirsiniz. Yumuşak bir tutuşla başlayın. Daha sonra zorluk derecesini hani kişi daha güçlü tutana kadar devam ettirin. Her bir seferinde de bu söylediğimiz şekilde bundan kurtulmaya çalışın. Farklı şeyler yaparsanız örneğin burada kafamı geriye almadan ben bunları indirmeye çalışırsam şu anda bütün gücümü vermeme rağmen inmez arkadaşlar. Buradaki detay şu hareket. Zaten kafanızı geriye aldığınızda bile ellerin gevşediğini hissediyorsunuz. O yüzden sadece kol değil, aşağı çökme, geriye doğru itme ve aşağı doğru kolları kırpma hareketini üçünü aynı anda ve tek bir zamanda yani eş zamanlı olarak yapmanız gerekiyor. Bu video böyleydi arkadaşlar. Bunun gibi aklınıza takılan kilitler ya da zor bulduğunuz, çıkması zor boğuşlar, kırışlar ve benzeri teknikler olursa Instagram'dan bize DM yoluyla bunları paylaşabilirsiniz. İnternet adresimizi sağlamdövüs.com'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Zaten profil kısmında da yazıyor. Aynı zamanda Udemy'de bunlarla ilgili uzun uzun eğitim setlerimiz var. Bunları da edinip çalışabilirsiniz.